Selam arkadaşlar. 10. derste devam ediyoruz. Şöyle bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyorum arkadaşlar. Eğer siz benimle beraber son derse geldiyseniz ve son derste bazı eksiklikler gördüyseniz, hatalar falan lütfen yazın. Ama 7. derste, 5. derste hocam şurada bir hata var derseniz gereksiz yorum olmuş oluyor. Çünkü sonraki derslerde onu gidermişizdir. Dolayısıyla sadece son derse kadar geldiyseniz ve o son derste hatalar gördüyseniz onları yorum satırına yazın. Hocam şurada bir hatamız var, burada bir eksikliğimiz var. Mutlaka eksiklikler olacak, gözden kaçan yerler olacak vesaire. Mesela bir arkadaşımız yorum yapmış. Hocam KDV önce muhasebeyi öğrenin diye yazmış. Yani KDV, iskontoyu bilmem neyi eklememişsiniz falan. Bir sonraki derslerde toparlamıştık onu yani. Gereksiz yorumlar oluşmasın lütfen. Şimdi şurada alış faturası yazması veya yazması hiç önemli değil arkadaşlar. Burası boş olabilir. Bir de şuraya şunun arkadaşlar tax aleyhine yazıyor ya şurada. Tax hizalama. Bunu center yapalım ki alış da seçilse, satış da seçilse ortalansın. Yani şunu demek istiyorum. Şöyle geldiğim zaman örneğin alış faturasını eklediğin zaman bakın yazı tam ortada çıkacak bundan sonra. Satış faturasını da seçtiğin zaman yazı şurada ortada yazacak. Yani farklı bir ekrana geldiğimizi anlamak için istiyorsanız zeminlerini değiştirtebiliriz arkadaşlar. Hani alışa mı geldik, satışa mı geldik belli olsun diye şöyle bir şey yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi şunun şeye gelelim. Fatura listesine geldim. Şuraya tıklıyorum. Bakın eğer indeks 0 ise alış faturası, 1 ise satış faturası. Şimdi şuranın altına bir de şöyle bir şey yazabiliriz. Öncelikle faturanın şu zemine yazdığımız şunun ismi LBL başlıktır arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Şuraya FRM fatura nokta LBL başlık nokta back kalır. Eşittir. VB Visual Basic mesela blue diyebiliriz. Mavi renk yap. Bunun aynısını kopyalayalım. Satış faturasına da VB Green yazabiliriz arkadaşlar. Yani yeşil. Şimdi mavinin üzerine yazı rengi ne iyi gözükür. Aynen şöyle de yazalım. FRM fatura nokta LBL başlık nokta for kalır eşittir. VB White diyelim. Bunu kopyalıyorum. Şuraya da yeşilin üzerine yine beyaz gözükür arkadaşlar. Güzel olur. Tamam, bu şekilde olsun. Bir bakalım ne yaptık. Her seferinde yaptığımızı da görmekte fayda var. Bakın mesela satış faturasını seçip ekle diyorum. Başlık yeşil ama açık yeşil. Açık yeşil kötü. Nasıl oldu? Bir daha bakalım. Mesela alış faturası dediğim zaman mavi güzel. Ama satış faturası dediğim zaman yazıyı siyah yapabiliriz. Yazıyı siyah yapabiliriz veya kırmızı yapalım isterseniz. Şuraya green yerine ve evet diyelim. Aslında green'in tonları vardı arkadaşlar. Neyse. Kırmızı diyelim. Böyle gitsin arkadaşlar. Evet, şöyle alış faturası. Tamam. Bir de satış faturası. Tamam. İsterseniz açılışta bir tanesi seçili olsun. Bir fatura seçili olsun. Onu da şöyle yapıyoruz. Bunun initialize kısmına şöyle yazıyoruz arkadaşlar. Control combo box fatura türü nokta list index eşittir 0 diyoruz. Yani her seferinde alış faturası seçili olacak. Bakın açıldığı zaman otomatikman alış faturası. Biz değiştirmedikçe o öyle kalacak. Buraya kadar tamam. Kaydettim son haliyle. İsterseniz şuranın içindeki yazıyı birazcık büyütebilirsiniz.
Mesela 8 değil de 10 yapabilirsiniz. Dolayısıyla birazcık daha güzel oldu gibime geliyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bundan sonra geldik faturaya. Faturada şurada bir seçme işlemi yapacağız arkadaşlar. Dolayısıyla ben buranın üzerine bir ikon getirmek istiyorum. Buradan picture'a geldim. Seçmek için bende şöyle bir el işareti var arkadaşlar. Hand ile bulabilirsiniz siz de. Şöyle seç. Ben böyle bir picture bulmuşum. Siz de bulabilirsiniz. Onun pozisyonu da 12 yapacağız. Tam ortalayacağız. Ve şimdi buton, yani bu resmin arkası beyaz olduğu için butonun da şeklini beyaz yaptım. Ve üzerindeki yazıyı da siliyorum. Şurada 3 noktayı sildim. Şurada kontrol tip text kısmına da cari seç yazıyorum. Evet, bu butonun ismi de arkadaşlar BTN cari seçtir. Unutmayın, butonun ismi de bu. Tamam. Şimdi cari seçe tıkladığım zaman bir şey daha unuttuk. Önemli bir şey unuttuk. İşlem tipimizi seçmemiz lazım arkadaşlar. Buraya biz niye geldik onu bildirmemiz lazım. Dolayısıyla faturanın içerisine herhangi en üst kısmına, global dediğimiz en üste şuraya public işlem, aslında işlem demeyeyim bu sefer, FT diyeyim arkadaşlar, fatura tipi FT as byte diyorum. Burada FT fatura tipi demek. Tamam, FT'yi tanımladık. Bakın ben şunu yapıyorum. Özellikle şu mantığı kavramanızı istiyorum arkadaşlar. Ben buraya geldim. Bakın, eğer alış faturası ise ben hemen şunu yazıyorum. FRM fatura nokta işlem fatura tipi FT eşittir. Ne diyelim? Byte dediğimiz için rakam kullanacağız. 1 olsun arkadaşlar. Yani şöyle bir açıklama yazayım. Alış faturası için 1. Aynısını kopyalıyorum. Bir de eğer satış faturası için gelmişsek şayet şuraya da fatura tipi 2 diyorum. Şu mantığı mutlaka bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hatta ve hatta ben şuraya da bir açıklama yazayım. Buraya niye geldin diye bir yazı yazayım. Siz de hani daha iyi anlayın diye ben yazıyorum. Buraya neden geldim? Geldim yazayım. Hemen altına da açıklama yazacağız şimdi. Ya da mesaj versin arkadaşlar. Ya da hadi böyle yazdık, böyle gelsin. Şuna da label 20'dir. Bakın dikkat edin. Label 20. Label 20. Hatta rengini de kırmızı yapayım ki siz daha iyi görün. Tamam. Label 20 unutmayın. Şimdi bakın geliyorum fatura listesine. Şuraya tıklıyorum. Şu faturanın içine geldim. Faturanın ilk activate kısmına. Fatura ilk aktif olduğu zaman. Yani bu sayfa aktif olduğu zaman. Diyorum ki eğer fatura tipi eşittir 1 ise label 20 nokta caption eşittir alış faturası için geldiniz. Şöyle bunu da yapıştırıyorum. Eğer fatura tipi 2 ise satış faturası için geldiniz yazsın. Şunu da auto size'ını true yapayım ki yazıya göre genişlesin. Bakın şimdi çalıştıracağım programı. Geldim buradan faturalara. Mesela alış fatura, satış faturasını seçtim ve fatura ekleye bastım. Bakın bana ne diyor? Yazıyı yatay yapacağız. Arkadaşlar pardon. Çok pardon. Hani ben anlamanız için bunu auto size'ı true yaptık ama şöyle kayıyor ya. Tamam. Tamam. Şimdi bir daha çalıştırıyorum. Sizin anlamanız her şeyden daha önemli.
Satış faturasını seçip ekle diyorum. Bakın satış faturası için geldiniz. Nereden anladı benim satış faturası için geldiğimi? Oradaki fatura tipi FT'ye değer atadığımız için. FT'ye 2 değeri atadığımız için burada kaydedersek de satış faturası olarak kaydettireceğiz. Artık bu işimiz kolay. Mesela ben buradan alış faturasını seçip ekle diyorum. Bakın alış faturası için geldiniz. Yani bugün alış iade, satış iade gibi alınan hizmet faturası, verilen hizmet faturası vesaire gibi fatura tiplerini de eklersem her birine rakam vermem yeterli olacak arkadaşlar. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra şunları kaldırıyorum. Formun activate kısmına şu iki satırı da siliyorum. Yani biz faturada şu yukarıya neden public FT yazdığımızı çok iyi anlamanızı istiyorum. Bu önemli arkadaşlar. Şimdi faturaya geldiğimiz zaman buna ne isim vermişiz? TX'te fatura kodu, tarih, cari kodu ve cari unvanı. Şimdi öncelikle buraya geldiğimizde fatura kodu ve tarihi yazdırmamız lazım. Fatura kodunu nereye yazdıracağız? Ayarlara gelelim. Şuraya alış fatura ID. Alış fatura ID. Bir de aşağıya satış. Evet. ID lazım arkadaşlar. Hapşıracaktım arkadaşlar. Dedim durdurayım hapşırayım. Gitti. Neyse. Şimdi şöyle yapıyoruz. Neredeydi bu şeyler? B3 ile B4'te. Bakın arkadaşlar, eğer programımızın gerçekten temellerinin sağlam olması bu ayarlara bağlıdır. Buradaki ID'lere bağlıdır. Yani burası çok önemli. Şimdi biz burada alış faturası açtıysak buraya buradaki değeri okuyacağız ve bir fazlasını orada göstereceğiz. Ya da başına bir açıklama da koyabiliriz. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor manuel de olsun. Aslında manuel de yapabiliriz. Otomatik de yapabiliriz. Otomatik de gelebilir. Manuel de gelebilir. Onu yapalım aslında. Yapabiliriz. Hiç sorun değil. Şimdi fatura kodunun yanına bir checkbox koyuyorum arkadaşlar şuraya. Bakın benim işimi biraz ağır yani zorlaştıracak yani zorlaştıracak derken iş çıkaracak bana ama neyse. Şu kutuyu bu şekilde buraya çizdim arkadaşlar. Böyle bir check bıraktım buraya. Bunun amacı şu. Ben burayı işaretli bırakacağım. Burası işaretliyse burası otomatik olarak gelecek. Ben burayı kaldırdığımız zaman da buraya istediğim kodu yazabileceğim arkadaşlar. Buraya kendim fatura kodu yazacağım. Böyle bir şey yapabiliriz aslında. O zaman şöyle yapalım. Bir de şöyle bir şey var. Buralara yazabiliyor muyuz? Yok, yazabiliyoruz tabii. Fatura kodu pası kapalı. Şuraya bir şey yazamıyoruz. Bunu da neden yaptığımızı da hani diğer fot programdan kopya geldiği için. Bakın arkadaşlar burası. Bunun locked'ını true yapmışız. Locked true yani buraya bir şey yazılamasın. Cari seçeceğiz ya. Seçeceğimiz için bunun locked'ını true yapmışız. Siz de yapın arkadaşlar. Locked true. Şu da true olacak. Ama şu false'tur şu anda. Çünkü tarih elle yazılabilir. Fatura kodunu da şöyle yapacağım. Bakın ben burayı öncelikle bir işaretleyeceğim. Buraya bir isim vereyim. Yapalım mı bunu manuel ya? Şimdi yapalım en iyisi. Buna checkbox fatura CB fatura combo box auto diyorum. Auto. Böyle bir isim verdim buna. Şimdi formun initialize kısmına activate initialize kısmına
Diyorum combo box auto nokta value eşittir 1. Sonra txt fatura kodu nokta looked eşittir true. Kilitledim arkadaşlar. Yani ben bunu çalıştırdığım zaman burası işaretli ve burası nedir şu anda? Bakın kapalı. Yani dokunamıyorum buraya. Biraz sonra şuna bir kod yazacağım. Bu işareti kaldırdığım zaman buraya yazı, yani bunu looked'ini kaldıracağım arkadaşlar. Hemen bunun içine giriyorum. Ve şunu yazıyorum. Eğer diyorum combo box auto nokta value eşittir 0 ise then şuraya end if'ini koydum. Ne yapacağım şimdi? 0 ise yani işareti yok. İşareti yok ise txt fatura kodu nokta looked eşittir false. Hatta txt fatura kodu nokta set false. Ondan sonra exit sat ve burada if'ten işim bu if'le işim bitti. Bunu kopyalayıp aşağıya yapıştırıyorum. Eğer value 1 ise yani işaretli ise bunu true yapıyorum ve şu fokusu kaldırıyorum. Hiçbir yere fokuslanamaz. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Bakın şu anda burayı kaldırdığım zaman hata verdi. Ters yaptık ya. İnan şu anda true false'ı karıştıracak duruma geldim. Yok ya, bir saniye. Bu şekilde olacak ya. Şu anda zaten kilitli. Şu anda kilitli. Looked, bir dakika. Onu tur yapalım önce. Şimdi. Bir dakika, biz initialize kısmına ne yazdık arkadaşlar? Bir yaptık. Tur yaptık. Tamam. Şöyle yapalım. Aldık başımıza belayı. Şu anda işaretleyemiyoruz. İşareti kaldırdığım zaman diyor ki cannot move focus to control because enabled. Bir de pasif arkadaşlar. Enable'ı var. Bir de burada enable it true yapmışız. Açacağız bunu. Evet, bak şöyle. Şu anda bakın hiç yaz, bir dakika, şöyle yazabiliyorum. İşaret dediğim zaman yazamamam lazım ama yine yazıyorum. Ne dedik? 0 ise kilidi aç ve fokuslan ve çık. Eğer 1 ise kilitle ve çık. Aslında doğru yazmışız ya. Bir de bunun ikisi var arkadaşlar. Onun için bir dakika arkadaşlar ya. Bakayım. Neyse arkadaşlar. Düzelttim de aslında benden kaynaklı bir durum değil. Bu tamamen Visual Basic'in bir eksikliği. Normalde değil de normal şartlarda eksikliği mi desem ya. Aslında sıfır false demektir. Bir true demektir normal şartlarda. Bakın az önceki örnekte de ben hatta bu haliyle size göstereyim. Ne demek istediğimi anlarsınız. Bak. Bakın şu anda neyse. Pardon arkadaşlar, son söylediğimi unutun. Ben sıfırın false, birin de true olduğunu düşünüyordum. Çoğu zaman da böyledir ama burada demek öyle değil. Bunu false yapıyorum. Sadece buydu sorun.
Şurada true yapıyor. Onun için şaşırdım niye olmuyor. Halbuki olması lazım. Meğerse olmuyormuş. Durum bu arkadaşlar. Bakın şimdi ben işareti kaldırdığım zaman buraya fatura kodu yazabiliyorum. İşaret dediğim zaman da yazamıyorum artık. Bir de şöyle bir şey daha yapacağız şimdi. İşaret dediğim zaman otomatik getirsin. O zaman şöyle yapalım. Bakın işaretsiz ise bu şekilde, işaretli işaret dediğimiz zaman şunu yazacağız. Sheet diyeceğiz. Ayarlar sayfasındaki B3 nokta value artı 1 diyeceğiz. İsterseniz şunu yazacağız arkadaşlar şuraya. Txt fatura kodu nokta value eşittir. Hatta bir açıklaması mesela ALF mi yazsak? A alır. A satış ise olsun. Tamam. AF yazalım. Yerinde de böyle bir şey yapmıştık. Alış faturası 000 diye bir şey ekleyelim. Ondan sonra böyle. Bakın çalıştırıyorum şimdi. Şu anda AF 001'dir. Ama şunu kaldırdığım zaman istediğimi yazabiliyorum. Tekrar işaretlediğim zaman AF 001 yazdı bakın. Mesela ileride biz buraya ayarlarda örneğin biz işte 548. faturaya kadar geldik mesela. Çalıştırdığım zaman burası AF 00549 diye gelir. Yani işaretini kaldırdığımız zaman istiyorsanız buraya manuel olarak kendiniz ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu böyle. Bunu da hallettik. Tamam. Şimdi bir de açılışta arkadaşlar tarih de gelsin istiyoruz. Hemen nasıl aktif initialize kısmına çalıştırdığım zaman zaten otomatikmen geliyor. Bunu buradan çağırmışız. Hemen otomatikmen bunu 1 yaptırdığımız için initialize kısmında yani ilk açılır açılmaz auto'yu 1 yaptığımız için o da geliyor. 1 olarak değiştiği zaman bunu 1 olarak gördüğünde otomatikmen AF001'i de oraya alıyor arkadaşlar. Çünkü buradan bir nevi check et, yani işaretleme yapıyoruz şu anda. Ben bunu kutuyu kaldırdığım zaman çalıştırınca oraya AF MF yazmaz. Ama ben ilk açılışta işaret ettirdiğim için yani o checkbox'a bir işaret koydurduğum için hemen şu kodda devreye girmiş oluyor otomatik olarak. Bunun da sebebini anladınız. Bir de şunu yazacağız. Txt tarih keşke tarih date time dt tarihi deseydik keşke. Arkadaşlar bu isimler önemli. Biz bunun adını dt tarih diyelim. Data time dt tarih dt tarih diyelim. Tamam mı? Hemen şuraya dt tarih nokta value eşittir date yazıyoruz sadece. Bir de şöyle bir şey yazabiliriz. Format date time parantez içinde date virgül burada long time uzun tarih short time short date kısa tarih yazsın bakalım. Yani çalıştırdığımız zaman 23.04.2020 olarak da oraya gelecek arkadaşlar. Bir de nereye fokuslansın açılır açılmaz? Bence cari unvanda fokuslanırsa çok daha güzel olur. Yani burada bu yanıp sönen imlecimiz burada olsun. Yine aşağıya txt cari adı cari unvanı nokta set focus diyelim. Yani açılır açılmaz oraya bir fatura kodumuz geldi ve şurada bekliyor. Biz şuradaki seçe bastığımız zaman da cari seçtireceğiz şimdi. Hemen seçin içine giriyoruz. FRM cari listesi nokta show diyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Her seferinde siz görün diye ne yaptık, her işlemde ne yaptık. Çalıştırıyorum. Faturalara geliyorum. Alış faturası diyorum. Şu butona basıyorum. Bakın cari listemiz geldi. Şimdi buradan biz
Bir tanesini çift tıklayacağız ve seçmiş olacağız. Bakın şu anda çift tıklıyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Niye geldiğimi bilmiyorum. Şimdi niye geldiğimi de ona bildireceğim arkadaşlar. Şimdi niye geldiğimi nasıl bildireceğim? O çok önemli. Buraya da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi ben şu nereye gidiyorum? Ben şu butona basınca nereye gidiyorum arkadaşlar? Cari listesine gidiyorum. Şimdi cari listesine geldiğim zaman ben burada da bir işleme bir şey yaptırmam lazım. Burada en üstte bir şey yapıyoruz. Yine public public işlem diyelim arkadaşlar. İsim önemli değil. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli ne derseniz deyin. İşlem diyorum. Aslında hani burayı sorgu, kafanıza sorgu oluşsun diye ben buraya tuhaf bir isim vereceğim. Dim Ahmet diyeceğim. As byte diyeceğim arkadaşlar. Niye hoca Ahmet yazdı? Kafanıza böyle bir şey oluşsun diye buraya onu Ahmet yaptım. Bakın şu seçe bastığım zaman şunu yazıyorum. İlk başta daha formu açtırmadan önce diyorum ki VRM cariler cari listesi nokta Ahmet eşittir 1 diyorum arkadaşlar. Orayı 1 yaptım. Veya 1 değil 11 yapayım. Ahmet 11. Alış faturamız 11 ile başlasın. Satış faturası için gittiysek 12 yaparız. Önemli değil. Yani oraya bir değer atadık yani. True false da yapabiliriz. Bonum diye mesela şey tanımlarız. Ama işte birden fazla fatura tipi olduğu için bonum olmaz. Burada cari listesindeki Ahmet değişkenine 11 değerini atadık. Ne için? Alış faturası için. Tamam. Şimdi geliyorum bakın. Cari listesine geldim. Ben buraya çift tıklıyorum. Bunun double click olayına. Double click olayına. Diyorum ki eğer Ahmet eşittir 11 ise Ahmet 11 ise aslında arkadaşlar alış faturası da olsa satış faturası da olsa aynı yere değer taşıyacağımız için çağıracağımız için neyse 11 ise tamam. Burada bir end if'imizi yazdık. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? FRM fatura nokta txt cari kodu nokta value eşittir lst cariler nokta list parantez içinde yine lst cariler nokta list index yani seçili olan virgül cari kodu neredeydi acaba? Biz birde ID varsa 2'de kodu vardır. 2 diyelim. İkinci sıradaki. İstersen şöyle bir çalıştıralım. Nerededir? Cari kodu nerede? Eyvah. Ha pardon. Bir dakika. Burada cari kodu yazmamışız hiç. ID'yi göndeririz oraya. Tamam, cari kodu ID'dir. Tamam. ID'dir. Çok güzel. O zaman buraya sıfırı gönder diyeceğiz. O var ama gizlidir arkadaşlar. Burada hayır cari kodu yok sanki ya. Cari ID burada işte. Genişlikten dolayı sıfır verdiğimiz için gözükmüyor. Aslında mesela ben buraya 50 diyeyim. Cari kodu burada işte. 4, 6, 7, 8, 10 bu cari kodu. Tamam. Sıfır verdiğimiz için görünmüyor. Tamam o birincisidir arkadaşlar. Birinci sırada o var. Bakın burası 1 diyeceğiz. Birinci kolumdakini attı oraya. Yine FRM faturadaki nokta txt ad ünvan nokta value eşittir. Yine şu yukarıdakinin aynısı sadece ikinci satırdaki, ikinci sütundakini at. Ondan sonra unload bu formu kapat
Ve bitti. Kaydediyorum. Ha, bir hatamız var arkadaşlar. Yani bunu düşünmeniz lazım. Çünkü sonuçta bu kodlama hep hata üzerine gidilecek. Mesela ben burayı çift tıkladım. Çift tıkladım. Şöyle bir şey yazacaksınız. Eğer Ahmet eşittir boş ise veya or lst cariler nokta list kont eşittir 0 ise exit sum, yani aşağıya inme. Ahmet'e değer atanmamışsa, isterseniz ben bunu niye yazdığımı bakın şöyle bir göstereyim size. Ben buraya bir yorum satırı haline getireyim. Programı da çalıştırayım. Geldim buradan cari listesine geldim ve buraya çift tıkladım. Bakın. Şu endifi de kaldırayım isterseniz şuradan. Şu şekilde. Hatta hepsini bir iptal edeyim. Bir dakika. Şunun hepsini yorum satırı haline getireyim. Hiç kod yazmadığımı farz edin. Durduruyorum. Bak tekrar çalıştırıyorum. Çift tıkladım. Hiçbir şey yapmıyor. Hata Ahmet'i boş yaptık. Bir dakika şöyle yapalım. Faturaya geldim. Nereye gitti bu ya? Neyse ben ne dediğimi boş verin. En son ne dediğimi boş verin. Şunu açtım. Arkadaşlar şunu dedim. Ahmet boş ise, yani hiçbir değer yoksa Ahmet değişkeninde ve LST carilerde hiçbir kayıt yoksa çık burada. Ahmet 11 ise çift tıkla ve oraya aktar dedim. Hemen ne yaptığımıza bakalım. Fatura geldim. Alış fatura ekle dedim. Şuraya tıkladım. Sascom bilgisayarı çift tıkladım. Ahmet eşittir boş ise. Ahmet eşittir boş diyemem çünkü byte demişim ve boşluk tanımlamışız. Null diyeceğiz arkadaşlar. Hiç değer yoksa diyeceğiz. Burada null arkadaşlar boş demek, yani hiçbir şey yoksa demektir. Ne dedim double click ne? Dedim ki eğer Ahmet null ise veya cariler list kont 0 ise çık, Ahmet 11 ise de forma taşı. Hemen bakalım tekrar. Burası biraz uzadı arkadaşlar, kusura bakmayın. Hemen şuraya tıklıyorum. Bir tanesini çift tıkladım. Gördüğünüz gibi veriler geldi. Aynısını bir de stokta yapacağız arkadaşlar. Stoka çift tıkladığımız zaman stokumuzu çağıracağız. Deste IP uzadı. Hemen geldik faturaya. Şunun da yine aynı şekilde şu 3 noktasını siliyorum ve color'ını beyaz yapıyorum. Kontrol tip text'e stock seç diyorum. Sonra geldim şurada, biz burada tasarımla falan biraz zaman kaybettik. Zaman geçirdik. Harcadık. Tamam. Şimdi hemen buraya da nasıl buraya ne yazmışsam aynısını bir sefer stok için de geçerli. Stoklara geldim, stok listesine. Bunun da en yukarıda buna da bir burada da public işlem as boolean diyorum arkadaşlar. Bir sefer daha farklı bir şey yapacağım bu sefer. Bu sefer bir mantıksal değişken, hiç kullanmadığımız bir değişken tipi boolean. Boolean'ı tanımladım bu sefer. Bakın bunu nasıl kullanacağımı da göstereyim size. Ben buranın içine çift tıklıyorum. Diyorum ki frm stok listesi nokta işlem eşittir true diyorum. İşlemi true yaptım. Yani nasıl ki diğerde 1, 2 atıyorsa burada true değeri atadım. Sonra frm stok listesi nokta show dedim arkadaşlar. Peki stok listesine geldik mesela. Burayı da çift tıkladık. Burada da yine aynen şunu yazıyorum. Diyorum ki eğer
işlem eşittir true ise then, yani demek ki true ise demek ki faturadan stok seçilmiş demektir. O zaman ne yapacağız? FRM fatura nokta stok txt stok kodu nokta value eşittir lst stok list stoklar nokta list parantez içinde lst stoklar nokta list index ve birincisi koloni oraya atladık, bunu kopyaladık, stok adı, birimi, KDV oranı vesaire şeyler var herhalde. TXT stok adı, şuraya TXT birimi, ondan sonra TXT birim fiyatı, alış faturası olduğu için birim fiyatı. Atladık arkadaşlar. Unload me dedik. Ve bir deneyelim bakalım ne yaptık. Geldik şuraya. Faturalara geldik. Alış faturası dedik. Şuradan fatura bir cari seçtik. Şuraya geldik. Örneğin bilgisayarı çift tıkladım. Ne geldi buraya? Stok kodu bilgisayar stok adı. He pardon ya. Hep aynı konuyu attık arkadaşlar. Siz de mutlaka hocam hocam ne yapıyorsun? Bir yeri unuttun, atladın diyorsunuzdur. Mutlaka demişsinizdir. Bunu 2'den al, şunu 3'ten al, şunu 4'ten al diyeceğiz. Bir de bir işlem kodu atamamız lazım arkadaşlar. Bakın faturalara geldik. Fatura ekle. Buradan carimizi seçtik. Örneğin sabah market dedik. Şuradan da stoğumuzu seçtik. Bakın stok kodu. Bir saniye. Niye stok koduna bunu attı ya? Şurada bir stoklara bakalım. Stok adı, birimi, KDV oranı, alış faturası. Bunların nerede olduğunu iyice kontrol etmemiz lazım. Buraya çift tıkladığım zaman stok koduna biri atadık. Sıfırı atayacağız arkadaşlar. Sıfır. Şuna bir, iki. Şuna da beş diyeceğiz yanılmıyorsam. Bunu ben bir sonraki derse yapacağız arkadaşlar. Ders uzadı. Ben uzamasını istemiyorum fazla. En azından bir şeyler anlattım yani. Zaman kaybı oldu ama bakın stok kodu 10. Stok adı bilgisayar, birimi adet, birim fiyatı 2500 geldi. Bir de KDV'si gelmesi lazımdı. KDV'de nerededir? 4'tedir arkadaşlar. İsterseniz KDV'yi de alalım. KDV 4'teydi çünkü ben araya özel kod girdiği için. Stok listesine şuraya kopyalayıp şöyle yapıştırdım. TXT'de KDV dedik. Bunu da 4'ten al dedik. Özel kodu atayacağız. Bir sonraki derste zaten geriye bir hesaplamalarımız pardon nerede gittim. Mesela arkadaşlar ben burada ESC basınca şuranın kapanmasını istiyorum. Yani gelip mouse'la buraya tıklamak istemiyorum. Bunu da hemen size anlatayım. Bakın bu durumda ne yapacaksın? Şu kapat butonu seçip bunun cancel'ını şurada cancel yazıyor ya bunu true yapacaksınız. Aynı şekilde stok listesinde de yine bunu true yapın. Yani her yerde true yapabilirsiniz. Stoklarda da bunu true yapın. Bu durumda burada da kapatı true yapın. Cancel true. Cari listesinde de yaptık. Carilerde de yine aynen bunu true yapın. Tamam. Bu şekilde daha rahat edeceksiniz. Niye diyeceksiniz? Örneğin stok listesine geldim. SC. Buradan mesela ekle dedim. SC. SC ile geri gelebiliyorsunuz. Güncellemeyi açtınız. SC. SC gelebilirsiniz. Faturaya geldim.
ekle dedim. Carimi seçtim. Buradan da stoğumuzu seçiyoruz. KDV yanlış yer attık arkadaşlar. 400 yaptık. KDV neredeydi ya? Bir bakalım KDV'ye. Stoklardan KDV 0 orada 1 2 3'teymiş ya Allah. İşte ders bu tür şeylerle uzuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen son kez görelim ve dersi bitirelim arkadaşlar. Geldik buraya, seçtik. Buradan stokumuzu seçtik. Bakın stok kodu 10. Bilgisayar adet birimi bu. KDV 18. Miktara konumlanacağız. Miktarı yazacağız. İskonto yazacağız. Tutarı otomatik hesaplanacak. Ekle diyeceğiz. Şuraya ekleyeceğiz. Toplamları da toplayacağız. Bu şekilde faturamızı kaydedeceğiz. Şunu öğrendik arkadaşlar. Mesela buraya bir kod yazdığımız zaman, işareti kaldırdığımız zaman manuel kod verebiliyoruz. İşaretlediğimiz zaman otomatik kod verebiliyoruz artık. Bu dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlar konusunda da dediğim gibi, yani son derste gelip son derste eksiklikler fark ettiyseniz yazın, önerilerinizi bekliyorum. Ama birinci ders, ikinci dersteyken hocam şurada bir hata var, şurada eksik var, şurada muhasebeyi bilmiyorsunuz, başladınız gibi yorumlar lütfen yazmayınız. Herkes kendine dikkat etsin. Bu korona virüsünü de hep el birliği yenmemiz lazım. Lütfen dışarı çıkmayalım. Biz dışarı çıktığımız zaman diğer vatandaşların da içeride daha uzun süre kalmasına sebebiyet, hatta başkanın ölümüne de sebebiyet verebildiğimizi de unutmayalım. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra dersi bitiriyorum. Allah'a emanet olun.